Kaç bölüm süreceğini şu an tam olarak kestiremediğim ama ilk iki bölümü hazır, diğer iki bölümü ise sizden gelen yorumlara göre opsiyonel olan Din Felsefesi serisinin ilk bölümünden herkese merhaba. Madem bu bir seriye dönme ihtimali taşıyor, o zaman öncelikle şöyle bir ufak giriş sohbeti yapalım. Bu videonun amacı ne? Neden böylesi bir seriye başlamak gibi bir fikrim var? Herhangi bir şeyin propagandasını mı yapma amacı taşıyorum? Aslına bakarsanız ben arkadaşlarımla bir şey tartışırken onlarla aynı fikirdeysem bile genellikle karşı pozisyonu savunurum. Bugüne kadar herhangi bir tartışmada evet haklısın ya deyip doğrudan bıraktığım olmamıştır. Karşımdaki kişinin savunduğu düşüncenin hep en zayıf yanlarını bulmaya çalışırım. Elbette bunu bir yarışa çevirerek onu yenmek için değil, sadece fikri geliştirmek için. Örneğin bu aralar en çok üzerine düşündüğüm bilinç tartışmalarında karşımdaki kişiyle aynı fikirdeysek, indirgemecilik karşıtı bir fikir paylaşıyorsak bile hep fizikalizmi savunuyorum. Çünkü maksat, en azından felsefe yaparkenki maksadımız yatıştırıcı yanıtlar bulmak değil, tartışmak. İşte bu videoların da, hatta genel olarak kanaldaki videoların da hizmet ettiği amaç bu. Tartışmak. O yüzden Tanrı'nın varlığı veya yokluğu konusunda her ne kadar matematiksel kesinlikle bir sonuca ulaşamayacak olsak da günün sonunda bu konu pratik yaşamdaki eylemlerimizi, anlam dünyamızı doğrudan etkiliyor. Hepimiz hayatımızı belirli bir perspektiften anlamlandırıyoruz. Haliyle bu konuda verdiğiniz karar sizin aslında yaşam felsefenizin bel kemiğini oluşturuyor. O yüzden onların nasıl bir zemine kurulmuş olduğu, nereden kaynaklandığı ya da epistemik açıdan güvenilir olup olmadığı önem kazanıyor. Bu Din Felsefesi serisinin aslında yoğun bir kaynakçası var. Hem felsefe tarihinden hem de güncel bu alanda üreten filozofların metinleriyle haşır neşir oldum. Bildiğiniz gibi kaynak bilginin paylaşılması ve denetlenmesi konusunda oldukça önemli bir konu. Bizler de genellikle dijital platformlarda bir kişinin fikirlerini veya gündelik hayatını izliyoruz ama onun hangi kaynakları kullandığını, neleri izlediğini, neleri dinlediğini bilmiyoruz. O yüzden şimdi size bu videonun da sponsoru olan Wiser'dan söz etmek istiyorum. Wiser benim için herhangi bir sponsor değil, zaten 6 ay aşkın bir süredir neredeyse her hafta düzenli bir şekilde kullandığım bir platform. Wiser en temelde bir içerik kürasyonu platformu. Burada tatilinizin, yemeğinizin, kıyafetinizin fotoğraflarını değil, sadece okuduğunuz makalelerin, izlediğiniz filmlerin belki IMDb'den linkini, dinlediğiniz bir podcast'i, izlediğiniz iyi bir videoyu veya kitapları paylaşabiliyorsunuz. Yani bu açıdan biz takip ettiğimiz kişilerin sadece entelektüel profiliyle karşı karşıya kalıyoruz. Aplikasyon ücretsiz ve herkese açık. Yani herhangi bir sosyal medya hesabınızı nasıl kullanıyorsanız onu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulamada Wiser'lar var ve bunlardan bir tanesi de benim. Orada haftalık olarak belirli bir konsept altında kürasyonlar hazırlıyorum. Mesela bu ve gelecek videolar için Tanrı başlığı altında şekillenen kürasyonlar hazırlayacağım. Hatta ilki şu anda Wiser'de hazır. Eğer ki daha önceden hazırlamış olduğum kürasyonlardan herhangi biriyle ilgiliyseniz bu kürasyonu takibe almanız gerekiyor. Çünkü bunları ben düzenli olarak güncelliyorum. Mesela yapay zeka ve sanat tartışmasında yeni bir makale okuduğumda eskiden onu sadece bookmarklardım. Şimdi aynı zamanda o makalenin linkini alıyorum, Wiser'da paylaşıyorum. Yani özetle içerik üretici olsanız da olmasanız da kaynaklarınızı insanlarla paylaşmanız için muazzam bir imkan sunuyor. Wiser'ı indirmek için hem yorumlarda hem de açıklama bölümünde sabitli olan linki tıklayabilirsiniz. Şimdi bu serinin nasıl akacağını, bu serinin neye hizmet ettiğini ve kaynakça konusunu da konuştuğumuza göre artık videonun ana bölümüne geçelim. Jefferson'ın dediği gibi, bir tanrının varlığını bile cesurca sorgula. Çünkü eğer bir tane varsa, mantığa olan saygıyı gözü kapalı korkudan çok daha takdir edecektir. O halde ateizm günün sonunda teizmden türetildiğine göre ve ana argümanda Tanrı vardır olduğuna göre herhalde ana argümanın karşısına başka argümanlar çıkartarak onu tartışacağız. Aksi takdirde Tanrı vardır çünkü Kur'an'da öyle yazıyor demek aslında begging the question, yani döngüsellik problemine bizi götürüyor.
Felsefe tarihinde Tanrı ile ilgili düşünce ekollerini tanımlamak için kullanılan terimler Yunanca'daki Theos ya da Latince'deki Deus kavramından türer. Latince temelli çeşitli dillerde başa gelen ek olan A ile birlikte düşündüğümüzde en basit anlamda ateizm ise teistik Tanrı inancına sahip olmayan anlamına gelir. Bu durumda ateizmin argümanlarının ortaya konulması, hangi noktalarda onu eleştirdiğini görmemiz için öncelikle temel teistik iddiaları ve bunların gerekçelerine bakmamız gerek. Çünkü ateizm ancak teizmle birlikte ortaya çıkabilecek bir düşünce. Peki teizmin tanrısı derken ne kastediyoruz? Kendisi yaratılmamış, var olan her şeyin nedenini ve ilkesini sağlayan, virgül dedikten sonra bu noktada durmamız gerekiyor. Çünkü aslında buradan sonra söyleyeceğimiz her şey tanrının varlığına ilişkin değişik pozisyon alan görüşlerin ayrımlarına bizi götürecek. Örneğin Tanrı'nın varlığını kabul eden kimi görüşlerde Tanrı evrene an be an müdahale ederken, kimisi sadece ilk neden olmak bakımından var olduğunu, kimisi ise yarattıklarına aşkın değil, onlarla aynı noktada, aynı pozisyonda onlara içkin olduğunu söyler. Buradaki ortak desen ise Tanrı'nın varlığın var olabilmesinin koşulu olması. Diğer tanımlamaları panteizm bulandırıyor diyebiliriz. O yüzden kendisinden daha öteye götüremeyeceğimiz bir güç olarak da tanımlayabiliriz. Fakat bu gücün bile tanımlaması sürekli değişecek. O yüzden bu detayları başlangıçta konuşuyor olmamız oldukça önemli. Ateizmin reddettiği hangi tanrı sorusuna bir yanıt vermemiz gerek. Antik Yunan'da yaşayan bir dindarın tanrı kavramını kullandığı zaman gönderimde bulunduğu şey ile Müslüman coğrafyalardaki bir insanın tanrı kavramıyla gönderimde bulunduğu şey ya da Einstein'ın tanrı kavramı aynı değil. Gösterge ile gösterilen şey arasında zorunlu bir ilişki olmadığı için Tanrı derken tam olarak neyi kastettiğimizi açmamız gerekiyor. Ya da en azından bu seride ben neyi kastediyorum onu açıklama ihtiyacı duyuyorum. Teizmde kendi içerisinde tek bir Tanrı'ya inanan monoteistler ve birden fazla Tanrı'ya inanan politeistler olarak ikiye bölünür. Monoteistik dinler İslam, Hristiyanlık, Yahudilik gibi Tanrı'nın birliğine dayanır. Bu noktada Hristiyanlıktaki teslis yani baba oğul kutsal ruh anlayışından dolayı bir tartışma yapabiliriz ama teslisi reddeden Hristiyanlar da var. Bunun Pavlus'un getirisi olduğunu söyleyenler var. Yani Hristiyan teolojisinin içerisinde de bu tartışmalı bir konu. Sonuç olarak maksadım da Hristiyan teolojisini tartışmak olmadığı için ben monoteistik dinlere İbrahim peygamberin soyundan gelen Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam'ı örnek göstereceğim ve konuyu burada sınırlandıracağım. Nitekim ünlü teist felsefeci Alvin Plantinga da ki videolarda baş referanslarımızdan bir tanesi olacak Hristiyan filozoflara mektupta her ne kadar benim öğüdüm özel olarak Hristiyan felsefecilere yöneltilmişse de İster Hristiyan, ister Yahudi, ister Müslüman olsun, Tanrı'ya inanan tüm felsefecilerle ilgilidir gibi bir ifade kullanır. O yüzden bu seride teizmin temsilcisi olarak işaret edeceğimiz filozoflar olan Alvin Plantinga, Richard Swinburne, John Hick, kısmen Anthony Flew gibi isimlerin Tanrı sorunsallaştırmalarını ve gerekçelendirmelerini İslamiyet'i de kapsar bir şekilde kullanacağım. Yani özetle üç büyük dinin Tanrısı hakkındaki ayrımları tartışmaya açmayacağım. O halde bu Tanrı'nın bazı özelliklerini açalım. Fizik dünyanın ötesinde yaratıcı doğaüstü bir zeka vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor Ankebut suresi 19. ayet. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra da onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. İkinci olarak ezeli ve ebedi olandır. Zamansız ve mekandan münezzih olan. Ayrıca her şeyi yaratandır. Bu açıdan yarattıklarına önseldir ama kendisi yaratılmamış olandır. Yani yarattıklarına aşkındır.
Bundan sonrası çok önemli. Özellikle kozmolojik argümanı tartışırken işimize yarayacak. Teizmin tanrısı sadece bu özellikleriyle sınırlı değil. O aynı zamanda her şeyi bilen, düzenleyen, koruyan, daima iyiliği isteyen, müdahale edici bir tanrıdır. Parantez içinde deizmde olmayan bir şey. Eylemlerinde özgür ve mutlak irade sahibidir. Bu noktada deizm ve panteizmin tanrısına giderek onun teizmin tanrısından farklarından bahsetmek ve sonrasında yine teizme geri dönmek istiyorum. Çünkü aslında tartıştığımız şey teizmin tanrısı olacak. Deizm ise Tanrı'nın varlığına inanan fakat bütün dinlerin insanların kurumları olduğunu, insanlar tarafından kurulmuş olduğunu düşünen inançtır. Bir deist için Tanrı'nın varlığı akıl aracılığıyla bilinebilir. Yani Tanrı'nın varlığına dair evrene baktığımızda akıllı bir canlı için iyi gerekçeler vardır. Fakat bu Tanrı evrene müdahale edici değildir. Yani evreni yaratır, sonrasında kendi haline bırakır. Hal böyle olunca teizmde, deizmde olduğu gibi Hristiyan ahlakından, İslam'ın öğretilerinden, Yahudilikten söz etmeyiz. Çünkü deizm zaten tam da bu dinlerin, peygamberlerin, vahiylerin, mucizelerin geçersiz olduğunu düşünür. Vahyin kaynaklık ettiği bütün bilginin insan ürünü olduğunu iddia ederek sadece yaratıcı tanrıya bir ilk neden olarak yaratıcı tanrıya odaklanır. Bu noktada aslında ahlak konusuna ödül ceza üzerinden değinecektim ama yeri gelmişken sanırım bunu da anlatmak istiyorum. Aslında bu birazdan söyleyeceklerim ateizmin tanrının varlığı konusunda teizme yönelttiği eleştirilerden bir tanesi olarak da kabul edilebilir. Teizmin tanrısı oldukça insan biçimli. Teizmde ontolojik, kozmolojik ve teleolojik argümanlar var teizmi savunmak adına. Bilimsel açıklamaların nasılları açıkladığını söylemesine karşın nedenleri açıklamadığını iddia eder bir teist mesela. Varlığın var olmasının nedeni Tanrı'dır. Tanrısal mutlak kudrete sahip bir varlığın, maddi varlığın neden yarattığı sorusunun yanıtı insanın anlama yetisinin kısıtlılığı veya antropomorfizme düşmeden yanıtlamak imkansızdır. İnsan biçimli olmakla neyi kastediyorum? Bu kısmı biraz daha açalım. Tanrı evreni yaratmaya neden ihtiyaç duydu? İhtiyaç bir eksiklik bildirir. Onun tanımına ters. Hemen karşı gelecek başka bir teistik argümanı düşünelim. Şöyle diyelim. İhtiyacı yoktu. Sadece istedi. Aslında bu da bir eksikliği belirtiyor. Çünkü kendinde olmayanı istersin. Belirli bir amaca yönelmişlik hali bildirir. Kendini tanıtmak istedi dersek, evreni böylesine hassas ayarlarla yaratabilecek kudrette bir tanrının bilinmek istediğini söylemek yine oldukça insan biçimli bir açıklama. Ezeli ve ebedi olan, zamansız, mekandan münezzih olan, her şeyi yaratan bir tanrının yarattıkları tarafından bilinmek istemesi bana oldukça antropomorfik geliyor. Kur'an-ı Kerim'de Zariyat suresi 56-57-58'de şöyle söylüyor. Ben cinleri ve insanları ancak beni tanıyıp bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Muhakkak ki Allah, evet o, bütün rızıkları veren sonsuz kudret ve sarsılmaz kuvvet sahibi olandır. Rızık ve doyurma istemiyor ama tanınmak istiyor. Diğer yandan dersek ki Tanrı evreni yarattı çünkü yaratmak Tanrı kavramının kendisine içkindir. O hep yaratır, o zaten sürekli yaratımdır. Bunun için özel bir isim de var, El Hallak derseniz de. Aslına bakarsanız Tanrı kendi iradesiyle yaratmış olmuyor. Spinoza'nın 17. yüzyılda fark ettiği, söylediği şeylerden bir tanesi de buydu. Spinoza şöyle demişti Etika'da. Eğer siz özgürlükten nedensizce yaratmayı anlıyorsanız, yani iradeden bunu anlıyorsanız, Tanrı bile özgür değildir çünkü o da zorunlulukla yaratmıştır. Eğer Tanrı her an yaratım olduğu için kendi içkin yapısından dolayı insanlığı ve evreni yarattıysa bu defa da onun irade sahibi olduğunu söylemek pek doğru olmayacak çünkü zorunlulukla yaratmış olacak. Bu noktada verilebilecek en geleneksel yanıt sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Tanrı'nın insanı sınamak için yaratmış olduğu.
Bence bu da antropomorfik olmaktan çıkamıyor. Bence bu açıdan bakıldığında teizmin tanrısının tanımında ya da kutsal metinlere bağlı kalındığında oluşan bir belirsizlik var. Sonuçta yaratılışın bir başlangıcı varsa, ki teistlerin de en sevdiği argümanlardan bir tanesi olacak bu, yaratılışın bir başlangıcı varsa madde ezeli ebedi değil demektir. O zaman bir yaratıcısı var demektir gibi bir yere gideceğiz. Ama bu argüman aynı zamanda şunu da gösteriyor. Başlangıç konusundan söz ediyorum. Tanrı'nın evreni yaratmadan önceki durumu ile yaratma iradesini gösterdiği andaki Tanrı'nın durumu arasında niteliksel bir farklılık olmalı. O ara bunu istemesine yol açan bir neden olmalı. Hatta bu konuda çok ilginç açıklamalar var. Belki de bizim Tanrı dediğimiz çoklu evrenler arasında başka bir evrendeki Darwin'in anlattığı sürece benzer bir şekilde gelişmiş süper insanın kendisidir. Multi-universe yani çoklu evrenler ve üst akıllar heyecan verici bir konu ama şimdilik bu parantezi de ateizme kadar kapatalım. Haliyle bu konuda denilebilecek tek şey, yani antropomorfik insan biçimci bir tanrı kavrayışından kaçmaya çalışıyorsak, senin algı kapasitenin dışında olduğu. Tanrı'nın evreni neden yarattığına dair bazı gerekçeler muhakkak var ama bu senin algı kapasitenin dışında, sen anlamıyorsun denilebilir. Zaten Kur'an'da da tefekkür etmekten yanılmıyorsam 20 kadar farklı yerde söz eder. Örneğin En'am suresi 50. ayet. De ki, kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmüyor musun? Bir noktadan sonra teist filozofların, özellikle Richard Swinburne'ün de buraya geldiğini göreceğiz. Yani dini tecrübenin kendisinin Tanrı'nın varlığının kanıtı olarak gösterildiğine dair argümanları da sizinle paylaşacağım. Bu noktada felsefe tarihinde şöyle bir 2500 sene kadar geriye gidersek, aslında bilinen ilk deistlerden biri olarak kabul edilebilecek Aristoteles bu sorunu kendi tanrı kavrayışında kısmen aşmıştı. Çünkü Aristoteles'in tanrısı nedenler zincirinin başlangıcı, ilk nedendi ama o yalnızca kendi kendisini düşünen saf bir düşünceydi. Hatta bu açıdan bakıldığında ironik olarak Aristoteles'in neden olduğu, yaratılmasına yol açtığı evrenin kendisinden haberi dahi yok. Çünkü Aristoteles'e göre Tanrı eğer kendisi dışında başka bir şeye yönelirse, başka bir şeyi isterse, onları gözetir, onlara müdahale ederse saf olmayacaktı. Ve bu da onun mükemmellik kavrayışına ters olacaktı. O yüzden böylesi bir tanrı kavrayışı ancak peki o zaman tanrı evreni neden yarattı gibi bir soruyu aşabilirmiş gibi gözüküyor. Dahası deizmle ilgili dikkat çekici detaylardan bir tanesi de şu. Nedensel kozmolojik argümanların ötesinde deizm pratikteki çarpıklıklardan hareket eden bir inanç biçimi aslında. Örneğin bu noktada Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 34. ayetin yarattığı karmaşa. O zamana göre öyle söylemişti çünkü koşullar bunu gerektiriyordu gibi açıklamalara açıkçası ben pek itibar etmiyorum. Yani bana mantıklı gelmiyor. 13.8 milyar senelik bir evrene gönderilen kitabın dünya nüfusunun %49'unun bütün hayatını, bütün pratiklerini etkileyecek bir konuda belirsizlik yaratmış olması bana pek makul gelmiyor. En azından evrensel, zamanüstü, herkes için gönderilmiş bir kılavuzdan beklemediğim bir şey bu. Gerçekten de bakıldığında tarihin başlangıcından beri ahlaki anlamda pek çok ilerleme kat edildi. Kölelik kalktı, kadın hakları sağlandı, hayvan haklarından söz ettik. Fakat bunların hiçbiri din sayesinde değil, rasyonel akıl sayesinde oldu. O yüzden son birkaç dakikadır söylediğim çoğu şey teizmin tanrısına yönelik bir ateist eleştiri olarak görülebilirse de aslında ateizm ile deizmin aynı fikirde olduğu bir konu var. Dinleri biz yarattık. O halde deizm bölümünü de kapatarak panteizm bölümüne geçerken şöyle bir toparlayalım. Özetle vahye dayalı dinlerin anlattığı gibi ödüllendirici, cezalandırıcı, her an müdahale eden bir tanrıya inanmıyorsanız, dinlerin politik, toplumsal kurumlar olduğunu düşünüyorsanız ama yine de buna rağmen varlığın bir nedeni var, aşkın bir güç var diyorsanız deistsiniz. Çünkü deizmin tanrısı
fizik yapıcı, fizik üstü bir güç. Burada fizik yapıcı, fizik üstü güç meselesinin altını çizmek istiyorum. Çünkü teizmin Tanrı'nın varlığını kanıtlamak konusunda ileri sürdüğü özellikle teleolojik ve kozmolojik argümanların aslında Hristiyanlığın veya İslamiyet'in Tanrısını değil, yani teizmin Tanrısını değil, olsa olsa deizmin tanrısını gerekçelendirdiğini düşünüyorum. Bu argümanların ne olduğunu bilmiyorsanız hiç problem değil. Gelecek videoda da bütün detaylarıyla tartışacağız. O yüzden bu noktada kişisel bir yorum yapmam gerekirse, eğer bir Müslüman olsaydım böyle 14 milyar sene öncesine giderek yaratma anından yola çıkarak Allah'ı gerekçelendirmeye çalışmazdım. Çünkü bu gerekçelendirme az önce de söylediğim gibi bence olsa olsa deizmin tanrısını kanıtlar. Buna karşı Kur'an'daki veya genel olarak İbrahimi dinlerdeki tanrı kavrayışı evreni her an yaratan, evreni her an gözeten, ona müdahale eden, mucizeler yaratan, iyiliği amaçlayan bir tanrıdır. Yalnızca nedensellik zincirinin başlangıcını bulmak, İslamiyet'in tanrısının varlığını kanıtlamak adına bir adım olabilir ama yeterli gözükmüyor. Elbette burada teizmin Tanrı'nın varlığı konusunda ileri sürdüğü moral, etik ve dini tecrübe argümanını dışarıda bırakıyorum. Aslına bakarsanız bu çok anlaşılır bir şey. Bu noktada Richard Dawkins'in de bir sözünü hatırlıyorum. Deizm su katılmış teizmdir, panteizm uyarılmış ateizmdir demişti. Benim de çok kısa bir zaman dilimi içerisinde mi acaba diye düşündüğüm bir yoldu deizm. Ama gerçekten çok kısa sürdü. Çünkü sanattan tutun tanrı tartışmalarına, hukuktan zihin tartışmalarına değin, bütün meseleyi kendi kişisel felsefemi içkinlik aşkınlık bağlamı üzerinden kurguluyorum. Aslında bütün felsefe tarihi de bu içkinlik aşkınlık tartışmaları bağlamında kuruluyor. Ben genellikle aşkıncı felsefelere karşı olduğum için ve içkinlikten yana bir düşünme metodum olduğu için deizm benim için sadece bir an olarak kaldı. Gelelim panteizme. Terim olarak ilk kez 1705 yılında John Tolent tarafından kullanılsa da aslında benzer bir dünya görüşünü daha önce bir video aracılığıyla konuşmuştuk. Yine binlerce yıl önce antik Yunan'da yaşamış Herakleitos'un da panteist olduğunu söylemiştik. Elbette Herakleitos kendisini bir panteist olarak tanımlamamıştı. Ama biz bugün durduğumuz noktadan baktığımızda Herakleitos'un söylediği şeyin panteistik bir inanç olduğu yorumuna ulaşıyoruz. Ayrıca Spinoza üzerine çektiğim videolarda da Spinoza'nın bir panteist olduğunu söylemiştim. Bazı kişiler Spinoza'ya panteist dememin aslında Spinoza'nın edebi bir tabirle kanatlarını kestiğini, onu belirli bir kalıba sıkıştırmak olduğunu söyledi ve Spinoza'nın panteist olduğuna karşı çıktı. Bu noktada karşı çıkan kişilerin Spinoza'nın tanrısına ilişkin yaptıkları yorumlarda şunu fark ettim. Ben zaten tam da o tanrıya panteizmin tanrısı diyorum. İyi de düşünce ne? Peki panteizm nedir? Bu noktada içkinlik, aşkınlık meselesine geri dönmemiz gerek. Evrenin ya da daha genel anlamda maddenin varlık nedenini ve düzenleyici ilkelerini ona aşkın tinsel bir kaynakta mı görüyorsun? Yoksa bizim tanrı olarak adlandırdığımız şey zaten varlıktaki bu düzen ve ilkelilik mi? Panteistler evrenle tanrının bir ve aynı şey olduğunu söylerler. Doğaüstü bir tanrıya inanmazlar. Ancak tanrı kelimesini doğayı ileten kanunlar olarak tanımlarlar. Burada evrene aşkın ikinci bir düzlem yoktur. Yani tanrı evren, tanrı tire evren, tanrı tire doğa kendi içsel belirlenimine sahiptir. Ezeli ve ebedi olan evrenin kendisidir. Ezeli ve ebedi olması bakımından da yaratılmamıştır. Bizim düzen olarak gördüğümüz şeyin yaratıcı olmasından ziyade bu düzenin kendisinin tanrısal olması gibi de düşünebiliriz bunu aslında. Ama bu noktada hemen teistik bir eleştiri yapılabilir. Maddi evren ezeli ebedi olamaz, Big Bang var şeklinde bir argüman gelebilir. Çünkü zamanın bir başlangıcı var. O halde panteizm yanlış olmak zorunda diyebiliriz. Aslında değil. Buna da farklı açıklamalar bulabiliriz. Yani Big Bang ile birlikte zamanın bir başlangıcı olması ya da
bizim evrenimizin bir başlangıcı olması tam olarak teizmi gerekçelendiren argümanlardan bir tanesi mi? Bunu tartışmak lazım. Bunu fizik bağlamında tartışmak lazım. Çünkü belki de zaman döngüsel. Belki de evren patlamalar ve yok olmalar arasında gidip gelen bir döngüsellikten söz ediyoruz. Ya da belki de çoklu evrenler var. O yüzden panteizmde tanrı doğa evrenin ya da maddenin ezeli ebedi olması konusunu da yine bu fizikteki farklı teoriler aracılığıyla tekrar ele alabiliriz. Ama panteizmle ilgili şöyle bir şey var. Carl Sagan bir keresinde şey demişti. Tanrı eğer sadece ve sadece kainata hükmeden fiziksel kanunlar dizisi ise o halde kesinlikle böyle bir tanrı vardır. Bu tanrı duyusal yönden tatmin edici değildir. Yer çekimi kanununa dua etmenin pek anlamlı olduğu söylenemez. Bence haklı. Panteizmi hakikaten ateizmden farklı bir şey görmüyorum. Zaten Antony Flew da God and Philosophy adlı kitabında Spinoza için ateistlerin ruhani babası der. Ben daha önce de söylediğim gibi ateist olmakla panteist olmak arasındaki farkın kesinlikle duygusal tatmin anlamında psikolojik olduğuna inanıyorum. Panteizm hakikaten uyarılmış ateizmdir. Bu noktada panteizm-ateizm ilişkisi konusunu protestan bir teolog olan Paul Tillich'ten de söz etmek istiyorum. Tillich, ateizmin imkansız olduğunu söylemişti. Burada dinin psikolojik boyutu, yani hiçbir şeye inanmamanın mümkün olmadığı da farklı bir konu olarak dursun. Bu konuya da ileride tekrar dönmek istiyorum. Şöyle bir iddiası var. Aslında Tanrı inancı dediğimizde biz varoluşsal bir ilgi meselesinden söz ederiz. Aslında ilk bakışta tespit edilemese de Tillich'in bu argümanı neredeyse ateizme hizmet eden türden. Ki zaten Tillich de ateist olmakla suçlanır. Tillich'in ateizmi, ateizm ve Tillich gibi kitaplar ve yayınlar olmasına da şaşmamak gerek. Buradaki sorun ne? Nietzsche'nin öldü dediği Tanrı gerçek Tanrı değildir. Ölen din adamlarının uydurma tanrısıdır der. Tillich tanrının varlığı konusunda ileri sürülen kanıtları da reddeder. Tanrının varlığın bizzat kendisi olduğunu söyler. O bir varlık değildir. O varlık dediğimiz şeyin zaten kendisidir. Yani bir açıdan tanrıyı varlık kategorisine sokmaz. O bir varlık değil, varlığın kendisi. Bu durumda aşkıncı tanrı kavrayışına, teizmin ve deizmin tanrı kavrayışına da bir karşı çıkışı temsil ettiğini de söyleyebiliriz Tillich'in. Bence Spinoza'ya gerçekten yakın bir bakış açısına temsil ettiği için Paul Tillich'in panteizme yakın olduğunu da söyleyebiliriz. Neyse panteizmi severim. Özellikle böyle Akdeniz'de herhangi bir gece dışarı çıktığımda, gökyüzüne, yıldızlara baktığımda, o Kant'ın bahsettiği yüce duygusunu yaşadığımda, evrendeki muhteşemlik hissiyatı ve kendi içerisindeki bu ilkeliliğinden etkilendiğim oluyor. Ama kendimi panteist olarak tanımlamıyorum tabii. Gelelim agnostisizme. Terim ilk kez Huxley tarafından kullanılıyor. Huxley ve diğer agnostiklere göre biz Tanrı'nın varlığını, özelliklerini ve niteliklerini varsa bile bilemeyiz. Nitekim Tanrı insanın anlama yetisinin, kapasitesinin ötesindedir. Bu yüzden pozitif veya negatif bir yargıya varamayız. Bu Tanrı'nın var olmadığı veya var olduğu anlamına gelmiyor bakın. Agnostisizmin durduğu yer teizm değil ama ateizm de değil. Aslına bakarsanız agnostisizm bir inanç olmaktan ziyade epistemolojik bir tavırdır. Burada bir inanç değil, bir öğreti değil, fenomenolojide bir yöntem olarak kullandığımız epoke, askıya almak dediğimiz şey var. Tanrı hakkında bir yargıda bulunmanın askıya alınması, kavramın askıya alınması değil mi? İnancın askıya alınması ya da. Çünkü sorunun çözülemeyeceğine dair bir vurgu var. Benzer bir şeyi aslında Kant da saf aklın eleştirisinde yapıyor. Zaten saf aklın eleştirisi dediğimizdeki o eleştiri aklın kendi sınırlarının çizilmesi anlamına geliyor. Neden böyle bir şey yaptı? Neyi bilebilirim sorusunu yanıtlamak ve bilemeyeceklerimizi felsefenin dışarısında bırakmak için. Kant bize şunu söylemişti. Biz numenleri yani şeyin kendisini bilemeyiz.
Biz ancak transandantal akıl sayesinde kurulan, bu açıdan aklın mührünü taşıyan fenomenleri bilebiliriz. Numen, numenleri anlamaya çalışan geleneksel metafizik, çamura saplanmış bir arabanın patinaj yapması gibi işin içinden çıkılmaz bir problemle uğraşmaktadır demişti. Kant'ın saf aklın eleştirisinde yapmış olduğu bu bilinebilir olan ve bilinemez olanı sınırlama meselesi agnostisizmi çağrıştırıyor. Ama ne zamanki agnostisizmden söz etsek hemen şu konuyu tartışmamız gerekecek. Bir ayrıma gitmeliyiz. Bizim Tanrı'nın varlığını bilemiyor olmamız bir mevcudiyeti mi ifade ediyor yoksa mutlak bir engeli mi ifade ediyor? Yani biz Tanrı'nın varlığını bilemiyoruz derken şu andan mı bahsediyoruz yoksa orada ilkesel, prensipte kalıcı bir sorundan mı bahsediyoruz? Bu da bizi güçlü agnostikler ve zayıf agnostikler dediğimiz ayrıma getirecek. Tanrı ilke olarak, ilkesel olarak bilinemez iddiası aslında bana biraz büyük ve pesimist geliyor. Neden? Hemen açıklayayım. Çünkü ilkesel olarak bilinemez şeyler var mı? Var. Mesela zihin felsefesi üzerine düşünen herhangi biri hemen şunu söyleyecektir. Bir başkası Dilara olmaklığı deneyimleyemez değil mi? Dilara olarak Dilara olmaklığın ne demek olduğunu asla bilemez. Burada ilkesel bir engel var. Fakat Tanrı'nın varlığı konusunda aynı derecede bir engel var mı? Bu konuda şüphelerim var. Tanrı'nın varlığının bilinemezliği bana böyle gelmiyor. Binlerce yıl önce yağmurun yağması, güneşin bir kaybolup bir görünmesi, bebeklerin doğması, hasta birinin iyileşmesi, suların çekilmesi de birer mucizeydi, bilinemez şeylerdi. Ancak doğaüstü güçlere başvurarak açıklanan şeylerdi. 17. yüzyılda bile Darwin'in teorisinden önce piroformasyonizm adı verilen bir görüşe göre her sperm son raddede geleceği pozisyonun bir resmini kendisinde barındırıyordu. Aksi takdirde şeylerdeki bu amaçlılığın anlaşılmasına imkan yoktu. Böylesi bir amaçlılık Tanrı'nın varlığının emaresi gibi gözükürdü. Ama şimdi neden bir insan sperminin yeniden bir insan doğumuna yol açtığının nedenini biliyoruz. Hala bilmediğimiz çok fazla şey var ama öncesine kıyasla daha fazla şey biliyoruz. Bilinmeyenin sınırları gün be gün daralıyor. Daha önce mucize kategorisinde olan şeyler artık öngörülebilir, hesaplanabilir şeyler listesine ekleniyor. O yüzden şu anda insanı aciz bırakan, bilemediğimiz şeyler olması bence ilkesel bir engel olduğunu değil, sadece mevcut durumdaki mevcut bilginin bunu anlamak için yeterli olmadığını gösteriyor. Çünkü Tanrı'nın bilinememesi, Ayşe'nin Dilara olması türünden bir imkansızlığı temsil etmiyor bence. Bunun nedeni ise Tanrı'nın varlığının doğrudan evrenle ilgili bir konu olması. Kozmolojik argümana, teleolojik argümana farklı şekillerde yanıtlar verilebilir. Bu argümanlar yanıtlandıktan sonra peki o halde Tanrı fikri nereden geldi gibi bir soruya ise daha insanın psikolojik süreçlerini konu edinen, antropolojiden söz eden, evrimsel psikolojiden söz eden başka bir bağlantıda yanıt verilebilir. Ki bu zaten Marx tarafından, Freud tarafından, Feuerbach tarafından defalarca yapıldı. Doğayı doğaüstü nedenlere dayandırmadan bilebiliriz. Benim inandığım şey bu. İkinci olarak weak agnosticism'den söz edelim. Bu ise bir kuşku anı. Pratikte geçici bilinemezlik dediğimiz şey. Yani şu anda bilinemez olduğunu düşünüyorsunuz ama gelecekte de her zaman böyle kalıp kalmayacağı konusunda bir yargıda bulunmuyorsunuz. Ama diyelim ki siz agnostiksiniz, bilinemezcisiniz ve yargılarınızı askıya aldınız. Orada prensipte kalıcı bir engel olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da zayıf bir agnostiksiniz diyelim. Şu anda bilinemez gibi gözüküyor ama kesin olarak hiçbir zaman bilinemez de diyemiyorum diyorsunuz. Ama bu işin sadece teorisi. Tanrı'ya inanıp inanmamanızın aslında gündelik hayatınıza nasıl devam ettireceğinizi belirlemek konusunda doğrudan bir etkisi var. Peki hayatınıza nasıl devam edeceksiniz? Yani agnostisizm aslında bir inanç olmaktan ziyade epistemolojik bir tavır derken kastettiğim şey buydu. Hayatınıza nasıl devam edeceğinize karar vermeniz gerek. Etik yükümlülükleriniz neler? Dini ritüellere karşı nasıl bir tavrınız olacak? Bu soruları yanıtlamanız lazım. Benim gözlemlerim, tabii bunun benim kendi kişisel çevremle de alakası olabilir ama
agnostiklerin büyük bir çoğunun pratikte hayatını ateist olarak devam ettiği yönünde. Bu da bizi başka bir ayrıma getiriyor. Agnostik teistler ve agnostik ateistler. Teoride agnostik ve bilinemezci olsanız bile pratikte ateist gibi yaşamayı tercih edebilirsiniz. Yani sanki Tanrı yokmuşçasına, herhangi bir dine mensup değilmişçesine hayatınızı sürdürebilirsiniz. Ya da teoride bilinemez olduğunu düşünüyorsunuzdur. Tanrı'nın varlığının kesin olarak bilinemeyeceğine dair kuvvetli bir fikriniz vardır ama pratikte Tanrı varmış gibi hayatınızı sürdürürsünüz. Bu duruma da agnostik teizm adı veriliyor. Agnostik ateistlere verilen ünlü örneklerden bir tanesi genellikle Bertrand Russell'dır. Bertrand Russell, Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu kanıtlayacak yeteri kadar ilke olmadığını söylese de hayatını pratikte bir ateist olarak sürdürmüştü. O halde agnostisizmin ne olduğu ve alt başlıklarını da tanımladıktan sonra artık ateizme geliyoruz. Ateizmi ise en temelde Tanrı'ya inanmamak olarak özetleyebiliriz. Ama ateizmin de kendi içerisinde alt başlıkları var. Tanrı fikrine sahip olmamak, Tanrı'nın varlığını reddetmek, yaşama Tanrı'yı sokmamak gibi farklı tavırlarla birlikte kendi içerisinde bölümlere ayrılıyor. Bu noktada ilk olarak negatif ateizmden söz etmek gerek. Negatif ateizm aslında Tanrı'nın fikrine sahip olmamak üzerinden şekillenir. Bir negatif ateiste göre Tanrı'nın varlığının reddedilmesine dahi gerek yoktur. Çünkü zaten Tanrı yoktur. Var olmayan bir şeyin kavramına sahip olamayacağınıza göre varlığını reddetmek de söz konusu değildir. Hatta varlığını reddetmek negatif ateistlere göre bir çelişki yaratır. O yüzden negatif ateistlere göre ateist kişi kendisini Tanrı'nın varlığını reddeden kişi olarak görmemelidir. Yani Tanrı yoktur demeye dahi gerek duyulmaz. Bu noktada Tanrı'nın varlığını yalanlamaktan ziyade fikrin kendisine sahip olmamak konusunda bir vurgu var. Çünkü Tanrı'nın yokluğunu kanıtlamak bir ateistin değil, varlığını kanıtlamak bir teistin sorumluluğu. İşte tam da bu noktada başka bir tartışma daha açığa çıkıyor. Kanıt yükü kimde? Aslına bakarsanız kanıt yükü kimde sorusuna verilebilecek 4 farklı yanıt var. 1. Hem ateist hem teist sorumludur. 2. Ne ateist ne teist sorumludur. Bu tamamen imana dair bir konudur denilebilir. 3. Bir ateist değil ama bir teist sorumludur denilebilir. 4. Bir teist değil ama bir ateist sorumludur denilebilir. Peki hangisi? Tanrı'nın varlığı veya yokluğu konusunda kanıt yükü kimde? Bu mesele ne zaman açılsa genellikle Bertrand Russell'ın göksel demlik anlatısı alıntılanır. Dünya ile Mars arasında, Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dönen bir Çin demliği bulunduğunu öne sürseydim ve bu demliğin en güçlü teleskoplarımızla bile ortaya çıkarılmayacak kadar küçük olduğunu da iddiama ekleseydim, hiç kimse aksini ispatlayamazdı. Fakat konuşmama iddiamın aksi ispatlanamayacağı için insan mantığının iddiamdan şüphelenmesinin tahammül edilemez bir küstahlık olduğunu söyleyerek devam etseydim, kesinlikle saçmaladığım düşünülecekti. Oysa ki eğer böyle bir demliğin varlığı eski kitaplarda bildirilse, her pazar kutsal bir gerçek olarak aktarılsa ve okul çağındaki çocukların zihnine yavaş yavaş aşılansaydı, varlığına inanmakta çekimser davranmak elbette bir tuhaflık belirtisi haline alırdı. Ve bu şüpheci kimse aydınlık bir çağda psikiyatrların, daha önceki çağlarda ise Engizisyon Mahkemesi'nin ilgisini hak ederdi. Russell'ın betimlemek istediği şey ispat yükünün inançsızların değil, inançlıların sırtında olduğuydu. Buna karşı pek çok teist ise inançlarını ispat etmeleri gerektiğini düşünmezler. Aslında şüphe edenlerin kabul edilen inançların neden yanlış olduğunu söylemesi gerektiği ve bunu çürütmesi gerektiğini söylerler. Bu noktada Richard Dawkins'in söylediği bir şey var. Ona bakarsanız uçan spagetti canavarının varlığı da Yahova kadar çürütülmezdir. Bana kalırsa ikisi de mümkün. Yani yeterli bir kanıt olmadığı için, daha doğrusu matematikteki bir kesinlik gibi bir sonuca ulaşamadığımız için hayatınızı inançlı bir teist veya inançsız bir ateist olarak devam edebilirsiniz.
Fakat din felsefesi yapmak zaten iddianı temellendirmek anlamına geliyor. O yüzden din felsefesi kapsamında her iki tarafınca kendi iddiasını temellendirmesi ve çürütmek konusunda adım atmasını kişisel olarak ben bekliyorum. Bu da bizi ateizmdeki ikinci ayrıma getiriyor. Birincisi negatif ateizmde. Yani tanrı kavramı olmadığı için zaten onu reddetmeme de gerek yok demişlerdi. Pozitif ateistler de tanrının varlığına inanmazlar ama onu bilinçli bir şekilde reddederler. Aleyhine argümanlar sunarlar. Bizim de konumuz itibariyle sıklıkla tartışacağımız ve argümanlarını kullanacağımız da yine pozitif ateizm olacak. Ve referans verilecek belirli argümanlar olacak. Tanrı kavramının dilsel analizine bakarak anlamsız olduğu gibi, Tanrı'nın varlığına dair güvenilir bir kanıtın olmaması gibi, Tanrı'ya dair öne sürülen argümanların inandırıcı olmaması gibi, ya da Tanrı'nın varlığının kendisinin nedenleriyle açıklanamaması gibi, ya da başka bir argüman olarak Tanrı kavramının gereksiz olduğu gibi. Pek çok ateist karşı çıkış var. Bunlara kötülük problemini, Tanrı'nın psikolojik bir faktör olduğunu da ekleyebiliriz. Aslında en temelde teizmin ileri sürmüş olduğu Tanrı gerekçelendirilmelerine karşı çıkarak bunların başka türlü de olabileceğini imkanını göstermeye amaçlayan bir düşünce yapısı. Bu pozitif ve negatif ateizm aslında teorik ateizm dediğimiz şeyin kollarıydı. Şimdi bir de pratik ateizme bakalım. Pratik ateizm ise ilkece Tanrı'yı reddetmek veya onaylamak gibi bir dert edinmez. O sadece hayatını bir ateist gibi sürdürür. Yani vahye dayanan dinlerin öğretilerinden faydalanmadan, herhangi bir dine mensup olmadan Tanrı yokmuşçasına hayatını sürdürür. Az önce agnostikler özelinde de söylediğim gibi günün sonunda bilinemezciyseniz bile pratikte hayatınızı nasıl devam ettireceğinize dair bir karar vermeniz gerekiyor. Bu noktada bizi pratik ateizm dediğimiz konuya getiriyor. O halde bu uzun anlatıdan sonra resim biraz şuna döndü. Koyu teist, Tanrı'nın var olma olasılığı %100'dür. Jung'un sözleriyle inanmam bilirim. 2. Son derece yüksek olasılık ama tam olarak %100 değil. Fiili teist. Kesin olarak bilemem ama Tanrı'ya fazlasıyla inanırım ve onun burada olduğunu varsayarak hayatımı sürdürürüm. Teknik açıdan bilinemezci ama teizme meyilli. Çok kararsızım ama Tanrı'ya inanmaya meyilliyim. Yani %50'den yüksek ama çok da yüksek değil. 4. Tamamen tarafsız bilinemezci. Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu kesin olarak eşit olasılıktadır. 5. Teknik olarak bilinemezci ama ateizme meyilli. Tanrı'nın olup olmadığını bilmiyorum ama inançsız olmaya meyilliyim. Yani %50'den düşük ama çok düşük değil. 6. Fiilen ateist. Kesin olarak bilemem ama Tanrı'nın epey olasılıksız olduğunu düşünüyorum ve burada olmadığını varsayarak hayatımı sürdürüyorum. 7. Koyu ateist. Tanrı'nın olmadığını bilirim. Jung'un bir Tanrı'nın olduğunu bildiğindeki kanaatiyle aynı inanışla. Tanrı'nın varlığına ilişkin ileri sürülen argümanları ve onu çürütmeye yönelik ileri sürülen argümanları konuşmadan önce belki de bu 7 maddelik tabloda sizin kişisel olarak nerede durduğunuzu düşünmek faydalı olabilir. Zaten pek çok insanın bir kanıtı vardır muhakkak ama tek tek argümanlara odaklanmadan önce şöyle bir teizmi, ateizmi, panteizmi, agnostisizmi ve deizmi konuşalım istemiştim. Umarım kavramlar kafanızda biraz daha belirgin bir hale gelmiştir. O halde gelecek hafta Tanrı var mı sorusuyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere, meraklı kalın.